Şu anda Suriye hükümetiyle Cumhurbaşkanı düzeyinde ya da bakan düzeyinde ya da daha alt düzeyde istihbaratlar dışında bir doğrudan diplomatik temas söz konusu mu? Uzun zamandır zaten Putin ve Rus yetkililer sizi rejimle görüştürelim. Esad'la Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte de biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Daha sonra bir kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. Benim bu bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü kısa bir sohbetim oldu o toplantı marjında yemekten önce. Sonuçta orada da yani bu biraz önce söylediğim bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu, teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun. Ama diğer taraftan yani muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda yani buna destek olabileceğimizi de söyledik. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Herkesten daha fazla destekliyoruz. Yanı başımızda olan bir ülkenin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve barışı bizi doğrudan etkiliyor, olumlu anlamda. Tersine gelişmeler bizi ne kadar etkiledi görüyoruz. Yani sonuçta bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz her zaman destekleriz. Sonuçta bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'de bir birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya. İşte diğer ülkeler de söylüyor. YPG, PKK'nın tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her bir köşesine hakim olabilecek bir irade ancak birlik beraberlikte olur. Biz hep bunu söylüyoruz. Kendilerine de o zaman bu özel bir görüşme değil, ayaküstü bir sohbet olmuştu. Onun dışında herhangi bir temas olmadı. Uzun zamandır zaten Putin ve Rus yetkililer sizi rejimle görüştürelim. Esad'la Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte de biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Daha sonra bir kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. Benim bu bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü kısa bir sohbetim oldu o toplantı marjında yemekten önce. Sonuçta orada da yani bu biraz önce söylediğim bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu, teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun. Ama diğer taraftan yani muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda yani buna destek olabileceğimizi de söyledik.